Selamun aleyküm arkadaşlar. Herkese hayırlı akşamlar diliyorum. Ses ve görüntüyle ilgili bir sorunumuz inşallah yoktur. Rahat duyuluyordur umarım. Ses ve görüntü. Epeyce bir aradan sonra Ramazan-ı Şerif'i de geride bırakarak dersimize başlamış olalım inşallah. Bu vesileyle geçmiş bayramınızı da tebrik edelim. Allah-u Teala bizi nice nice güzel Ramazanlara, bayramlara, güzel günlere kavuştursun. Hep beraber huzur, afiyet içerisinde. Malum biz 75'ten başlamış böyle 1'e doğru iniyorduk. Şimdi 75'ten 25'e kadar gelmiş olduk. 25. metnimizi beraber okuyup açıklayacağız. Sonra sorularına bakacağız inşallah. İlk defa katılanlar varsa aramıza onlar da soru sorabileceklerini onlara hatırlatalım. Yazılı olarak yazın. Biz de cevaplamaya çalışalım inşallah. Paragraf sorularındaki usulümüz neydi hatırlayalım. Parçayı güzelce okuyup harekeleyip tercüme ve irabını yaptıktan sonra sorulara bakmıyorduk. Ne yapıyorduk onun yerine? Önce sorular diyorduk. Önce sorular bakalım. Önce neye bakalım? 96. soru. Önce sırayla sorulara bakıyoruz ama sadece soru köklerine bakıyoruz. Acaba dar kapsamlı bir şey bulabilir miyiz diye. Baktığımızda tuhbiruna el-kıt'atu alahu, yukarıdaki parça bize şunu haber veriyor diyor. Genel bir şey söylüyor. Bize özel mahiyette bir şey varsa o lazım. Yoksa bu tür genel ifadeler çok bir anlam ifade etmiyor bizim için. Ne diyor? Nattali ve beynes sutur. Satırlar arasında şuna muttali oluyoruz diyor. Satırlar arası demesi biraz dikkatimizi çekmeli. Mesela bunu yuvarlak içine alabiliriz. Demek ki böyle çok açık bir şey olmayabilir. Biraz daha derinlerde, satır aralarında arayacağız bunu. Bu soruyu mesela o yüzden biraz sona bırakabiliriz. Belki de en sona bırakabileceğimiz soru bu. Niye? Önce çünkü satırlarda açıkça gözükenler varsa onları hallederiz sonra. Tamam Burak Hoca inşallah sonunda hatırlatın. Onu da yapalım. Nefhemu enne talye şihabil mezkuri. Bahsedilen şihabın talyi diyor. Bu kelimeleri bilmiyor olabiliriz şu anda. Parçada geçerken anlarız. Ama bizim için anahtar konumda talye şihab var burada. O zaman onu yuvarlak içine alır, belirginleştiririz. Paragrafı okurken de bu kavramların geçtiği yeri hemen zihnimizde kodlarız. Çünkü hatırlarsanız ne diyorduk? Soru köklerinde geçen kelimeler genellikle paragrafta aynen ya da çok benzer şekliyle kullanılır. Peki 98 tamam. 99 ne diyor? Nülahizu enne ba'dat telamizi fil alem. Mülahaza ediyoruz, görüyoruz ki, fark ediyoruz ki neymiş? Dünyadaki pek çok öğrenci. Bakın telamiz geçtiği zaman bunu değerlendiririz. Dünyadaki pek çok öğrenciye ne olmuş? Son olarak bir sorumuz daha varmış. Minel me'muli demiş. Umulmaktadır ki. Demek ki bu da geleceğe yönelik bir projeksiyon. O zaman paragrafın içerisinde geleceğe yönelik bir beklentiden bahsediyorsa o bölümden bu sorunun cevabını çıkaracağız demektir. O zaman bakın geleceğe yönelik beklenti. Burada talebelerin bazıları. Ondan sonra burada şihabın talyi. Bu ikisi de biraz genel sorulardır diyebileceğimiz türden. Bunları şimdi gördük. Ondan sonra paragrafa bakıyoruz. Böylece zamandan tasarruf etmiş oluyoruz. Bu başlığı biz attık. Aslında yok. Hakikaten la de'ye lil kalak. Gerçekten de endişeye mahal yok. Endişeye gerek yok diyoruz. La de'ye li kalıbı hep böyle kullanılıyor.
Ne demek? Kalak endişe, tedirginlik, tedirginliğe mahal yok, gerek yok. Niye böyle bir başlık atmışız bakalım. Hareketsiz metinler biliyorsunuz kitaplarımızdaki. Bunlar aynı zamanda daha önce çıkmış paragraf soruları. Bakın burada görüldüğü gibi. Genellikle hareketsiz. Ben olanları da kaldırdım ki iyice hareketsizlere alışalım diye. Dikkat ederseniz bizim kitapta ilaçlık mahiyette bile hareket bırakmadık. Çünkü tamamen hareketsize alışırsak böyle birkaç tane hareketin olduğu yerde daha kolay hareket ederiz. Alenet lejnetun Bismillah deyip başlamış olalım. Tamam inşallah Burak Hoca. Alenet lejnetun muellefetun min 14 alimen min mukteşifi eşşuhubi enne şihaben seyastadimu bil ardı fil mustakbelil ba'id. Önce bir cümleyi okumuş olduk. Şimdi içine girelim. E'lanet ilan etti. Kim? Lejnetun bir komisyon. Nasıl bir komisyon? Muellefetun bir araya gelmiş, telif edilmiş, oluşturulmuş. Yani oluşan diyebiliriz. Her zaman isim mefulleri biz Türkçe'de isim meful olarak çevirmek durumunda değiliz. Çünkü biz Türkçe'de 14 alimden, 14 bilim adamından teşekkül eden, oluşan anlamını veriyoruz. Yani ismi fail gibi kullanıyoruz Türkçe'de. O yüzden de bunun ismi meful olması, muellefe olması anlamı illa öyle vereceğiz anlamına gelmiyor. Çünkü dillerde, tercümede bunun karşılığı nasıl kullanılıyorsa öyle vereceğiz. Kullanım esas. Tercüme tekniklerine de temas etmeye çalışıyoruz biliyorsunuz derslerimizde. Lejnetun öyle bir komisyon ki muellefetun oluşan. Kimlerden oluşan? Bakın bu ellefe yuellifu te'lif minle kullanılıyor. Bu açıklamaları genelde kitaplarımızda verdiğimiz için çok detaylarına girmiyorum. Bunlar biliyorsunuz fonksiyonel kelimeler kitabımız ve harficerler kitabımız. Her ikisinin ortak metinleri. Bu kitapları temin ettiğimiz zaman, buradaki videolarla, derslerle beraber de kullandığınız zaman fevkalade alıştırmalarını da yapınca birçok amaca bizi hazırlayabilecek çalışmalar. Peki neymiş? Neyden oluşan? 14 alimen. 14 bilim adamı. Alim deyince Türkçe'de hemen dini ilimler akla geliyor. Fakat Arapça genel olarak bilim adamları için alim kelimesini kullanıyor. Hani ilmi dini ilimler için ayrı bir kelime, işte pozitif dedikleri müsbet ilimler için ayrı bir kelime tercih etmemişler. Hepsi aynı. Sonra 14 bilim adamından oluşan komisyon ilan etmiş. Peki bu 14 bilim adamı nereden oluşuyormuş? Min, bakın beyan ediyor. Onu mini beyaniye olarak. Mukteşifi eşşuhubi, yıldızların, şihabın cemisi olarak şuhub. Göktaşı, meteor demek. O zaman yıldız demeyelim. Çünkü yıldız için necm kelimesi var. Göktaşları yahut meteorların kaşifleri olan, onları keşfeden kişilerden oluşan 14 kişilik bir heyet ne yapmış? İlan etmiş. Dikkat ederseniz burada mukteşifine ili aslında şurada. Fakat ye düştü. Niye düştü? Burada olduğu gibi sonunda nun olan iki tür kelime. Birisi cemi müzekker salim, mukteşifine çoğul. Yahut iki tane de olsa mukteşifeyni de olsaydı yine aynı şekilde izafet halinde. Muzaf olunca nunları düşüyordu. Evet Muhammed Hoca, dediğiniz gibi ben de derse hazırlanırken fark ettim. Burada nasıl olduysa rakamlar yer değiştirmiş. 41 tane alim çıkmış. Dolayısıyla onu 14 yapabilirsiniz. Doğrusu soru metninde de 41 değil 14. Bakın burada olduğu üzere. Bu Türkçe klavye, Arapça klavyede rakamlar böyle oynayabiliyor. Herhalde ondan kaynaklanmıştır diye. Suçu oralara atalım. Ama gözümüzden kaçmış. Evet, izafet
nedeniyle. Yani muzaaf olunca düştü. İzafetten dolayı düştü demek akılda birazcık yanlış kalmasına sebep olabilir. O yüzden muzaaf olunca düşer diye aklınızda tutmanız daha güzel. Çünkü izafetten demek muzaafun ileyh olma ihtimalini de barındırıyor. O zaman ne diyoruz? İki nun, cemi müzekker salimin nunu ve tesniyenin nunu muzaaf olunca düşüyor. Neymiş efendim? Göktaşlarının, meteorların keşfiyle uğraşan, onu keşfeden kişilerden oluşan 14 kişilik bir ilim adamının, ilim erbabının oluşturduğu bir komisyon açıklamış ki alenet enne. Açıkladığı şey tek bir kelime olsaydı enne'ye ihtiyacımız yoktu. Ama açıkladığı şey enne değil. Yani bir tek kelime değil de cümle. O zaman cümlenin içine cümle monte edeceğiz. Enne'ye ihtiyacımız var. Enne şihaben bir meteor göktaşı seyestadimu. Ne yapacak? Sademeden çarpacak. Sademe kelimesi çarpmak, böyle toslamak tabiri caizse. O yüzden de arabaların tamponlarına Saddam diyorlar. Irak'ın eski lideri vardı hatırlayacak olursanız. Şimdi öldü. Saddam Hüseyin işte o isim de oradan geliyor. O da herkese böyle tosluyordu. En sonunda fena toslamış oldu. Se yestadimu bil ardi ne yapacak? Yeryüzüne çarpacak. Ne zaman? Fil müstakbelil ba'idi. Müstakbel gelecek. El ba'id uzak. Uzak gelecekte. Yani yakın zamanda değil ama gelecek. Uzak bir gelecekte ne yapacakmış? Yeryüzüne çarpacakmış bir meteor, göktaşı. Müstakbel kelimesini biz sıfat olarak kullanıyoruz. Türkçe'de, Arapça'da ise müstakbel kelimesi zaman olarak, gelecek zaman için kullanılıyor. Eğer gelecekle ilgili kullanacaksak, mesela geleceğe dair düşüncelerim dersem, el efkar el mustakbeliye demem lazım. Müstakbel tek başına yetmiyor. Çünkü istakbele karşıladı, müstakbel karşılanılan, karşılanılacak olan şey demek. Biraz dillerde böyle geçişlerde kaymalar olabiliyor tabii ki. Bu son derece tabii. Bizden de mesela Araplar almışlar, yelenciyi almışlar mesela. Yelenci. Mesela ne almışlar? Şavirme almışlar. Çevirmeyi. Yalancı dolmayı almışlar. Yelenci diyorlar. Dulma yelenci diyorlar. Kendi hançerelerine, boğazlarına biraz ağızlarına uyduruyorlar. Çevirmeyi alıyorlar ama çe olmadığı için şavirmeye dönüyor. Döner döndüğü için işte çevirme olmuş şavirme. Diller böyle alışveriş yaparlar. Nasıl insanlar alışveriş yapıyorsa. Demek ki toparlayacak olursak 14 kişilik bir heyet, ilim adamından oluşan bir heyet. Meteorlarla ilgili keşifler yapan kişilerden oluşan bir heyet ne yapmış? Efendim açıklama yapmış ki, ilan etmiş ki uzak gelecekte yeryüzüne bir tane meteor çarpacakmış. Durum vahim o zaman bakalım ne olacakmış çarpınca. Peki ne kadar uzakmış, ne kadar yakınmış ona da bakalım. Pekala. Devam ediyoruz. Devam ediyoruz diyoruz ama devam edemiyoruz. Niye? Çünkü masumu kaybettim. Hükümsüzdür. Aşağı kaydırırken nereye kaydıysa kayboldu. O zaman komşudan bir mouse alalım. Şu mouse'u kopyalayıp oraya yapıştıralım. Evet. Tamam. Peki. Sonra ne olmuş? Bu Efadu bölümündeydik. Ne olmuş? Ve efadu bi ennehu la da'iye lil kalaki.
Ve onlar ifade etmişler ki, açıklamışlar ki, efade bi ennehu, hu zamirinin nereye gittiğini de soralım size. Sizden bana soru pek gelmedi şu ana kadar. Belki yoldadır ama ben sormuş olayım. La da'iye lil karak. Demişler ki, açıklamışlar ki, endişeye mahal yokmuş. Bu hu nereye gider? Ne dersiniz bu konuda? Sizden bunun cevabını alalım. Evet, geldi bir cevap. Bakın bir enne. Aslında bir enne la da'iye lil kalak diyecekti ama enneden la'ya geçiş hoş değil. O yüzden ne yapmış? Araya bir hu eklemiş. Buna şan zamiri ya da şe'n zamiri diyorlar. Bunun gittiği bir yer yok. Ne demişler? İşte endişeye mahal olmadığını söylemiştir. Niye peki böyle endişeye mahal yokmuş? Bunu biraz açıklayalım. Bakın kapalı ifadeleri açmak için is, haysu ve fe'yi kullanacağız. Is, zira, nitekim, innel istidame, bakın ney? Bu çarpışma, len yahsule. Bu istidam kelimesini de bakın burada da seyestadim bu şeklindeydi. Aslında bu sin idi. Şuradaki birincisi sat şeklinde gözüken sindi değil mi? Yo, o sin değildi. O sattı. Ama şu t idi. Sa deme, is te deme iftial babı. Fakat sattan t'ye geçiş zor olduğu için, kalından inceye geçiş zor olacağı için tıpkı Türkçedeki ince ve kalın ünlü uyumu vesaire var ya, onun gibi seslerdeki bu uyuşmalardan dolayı böyle incelme kalınlaşmalar da oluyor. Pekala. İnnel istidame len yahsule kable ami 2880. Ey ba'de havale 9 kurunin. Evet, ibdal denilen değil mi? Harflerin ne yapması? Değişmesi. Birinin yerine bedel olarak bir başkasının geçmesi. Neymiş? Açıklama şu. Çarpma. Bu çarpma eylemi. İnnel istidame. Bakın innenin ismi. Len diye başlayan cümle tamamen haberi mahallen merfu olmuş olacak. Len yahsule ne yapmayacak? Hasıl olmayacak. Hasalenin iki ana anlamı var. Birisi elde etmek, onu ala ile gerçekleştirebiliyor. Hasale ala ile. Eğer normal alasız kullanılıyorsa, harfi cersiz, o zaman da hasıl olmak meydana gelmek. İz yerine lienne gelebilir miydi? Gelebilirdi tabi. Lienne listadame diye gelmesi mümkündü. Len yahsule kable ami. Bakın ami ve seneti şeklinde. Bunlar hep izafetle kullanılacak. Eğer kable olmasaydı ame diyecektik. Senete diyecektik olsaydı. Elfeyni ve semanimi etin ve semanine 2880 yılından önce meydana gelmeyecekmiş bu çarpma. Ey ba'de havale, yani bu da yaklaşık olarak neye tekabül ediyor? Açıklama cümlesi tefsiriye. Ey ile hep açıklama yapılır biliyorsunuz. Özellikle tefsir ilminde. Ba'de havale, yaklaşık. Havale'den sonra da çoğunlukla ne arıyorduk? Rakam arıyorduk. Tis'ati kurunin. 9 asır. 9 asır yaklaşık olarak sonra. Yaklaşık 9 asır sonra olacağı için hani çok endişe etmeye gerek yok demesinin sebebi de demek ki buymuş. La da'iye lil kalak demesinin hikmeti anlaşıldı. Peki madem böyle, o zaman ilim adamları hiçbir şey yapmıyorlar mı? Bakalım ne yapıyorlar. Bedet eddirasatu. Geçerken bedetid dirasatu diyoruz. Çünkü sakin, iki sakin bir araya geldi mi harekeli olmak zorunda. Geçiş zor oluyor çünkü. Bu hareke normalde kesrayla olmak durumunda. Ve de etid dirasetu. Ama cemi zamirleri söz konusuysa o zaman dammeyle geçiyoruz.
بدأت الدراسات الخاصة بإبعاد الشهاب عن مساره الحالي. Ne diyor? Dirasat, incelemeler, araştırmalar diyebiliriz. İncelemeler, el-khassa, neyle alakalı olan, el-mutallika anlamında. Bir khassun, bir şeye has, bir şeyle ilgili diyebiliriz. Bi-ibadi-şihab, bu gezegen, neydi ismi? Meteor diyorduk değil mi? Meteoru, gezegen değil de. Uzaklaştırmayla ilgili olan bu incelemeler başlamış. Nereden uzaklaştıracakmış? Eba'de an, bir şeyden uzaklaştırmak. Hatırlarsanız ba'idun an ile garibun min ile kullanılıyordu. Meser, kelimesi sara, yesiru yürümek demek aslında. Siret de buradan geliyor. Siret, siratün nebi vardır değil mi? Peygamber Efendimizin yürüyüşü. Yani hayat yürüyüşü anlamında. Siyer diye geçen kelime de işte budur diye daha önceki derslerimizde konuşmuştuk, hatırlayanlar vardır belki. Bir peygamberin, bir kişinin bir tek siyreti olur. Peygamberlerin siyerul nebi olur. Siyerul enbiya olur. Yani siyerul nebi değil de siyerul enbiya olur. Peygamberlerin siyretleri, onların yürüyüşleri anlamında. Peygamber Efendimizin hayatından bahsediliyorsa sadece orada siyret demek lazım. Burada tabii ki nedir? Yörünge anlamında. Çünkü nedir bu uzay cisimleri? Böyle bir yörüngenin çerçevesinde yürürler. Dolayısıyla onların sireti de, yürüne alanı da böyle bir yerdir. Yörünge dedikleri şey. Peki onun yörüngesinden uzaklaştırma ile alakalı olan incelemeler başlamış. Fî mesârihil hâli, hangi yörünge? Şu andaki. Evet. Şu anda bulunan, içinde bulunduğu, hani hareketlerini devam ettirdiği yörüngesi. Hali kelimesi Türkçe'ye biraz geçmiş gibi değil mi? Evet, halen diyoruz mesela. Halen işte falanca yerde çalışmaktadır. Bu biyografilerde falan hep söylenir. İşte şu kadar şunları bilir, şöyle yapar böyle ve halen şurada görev yapmaktadır diye. Belki hala kelimesi de yine buradan gelmiş. Hala. Yani şu anda içinde bulunduğumuz halde. Peki sonra Seara Yesiru'dan ismi mekandır desek olur değil mi? Mesar kelimesine. İsmi mekan olarak. Sarf konusundaki bilgilerimiz bize kelimeleri tahmin etme konusunda yardımcı olur. Evet, fi mesarihi rahin diye de söyleyebilirdi değil mi? Çok güzel. Evet, mesara yörünge dedik. Demek ki mevcut yörüngesinden uzaklaştırmaya çalışıyorlarmış. Yani ilim adamları da enteresan adamlar. Dünyaya çarpacak diye yörüngesinden onu çıkarıp efendim başka bir yörüngeye sokacaklar. Evet, hali hazırda değil mi? Diyoruz işte oradaki hal kelimesi. وَذَٰلِكَ بِوَضْعِ مَشْرُعِ طَلِّيِّنْ مَشْرُعٍ لِطَلِّي الشِّهَابِ بِمَادَّةٍ عَاكِسَةٍ بِمَا يُؤَدِّي إِلَى عَكْسِ اِشْعَةِ الشَّمْسِ عَنْ تَطْحِهِ. İyi gidiyor. Biraz uzunca bir cümle. O zaman uzun cümlelerde ne yaparız? Eğer cümlenin peşine takılır gidersek başımız dönebilir. O yüzden ne yaparız? Böl, parçala, yut. Yok. Böl, parçala, yut. Bir müddettir ders yapmadık. Biz de soğumuşuz. Nedir? Böl, parçala, yut, ferrik, tesut kuralını uygulayacağız tercümede. Uzun cümleleri bölüp parçalayıp önce parça parça azmederiz, sonra birleştirip toparlamaya çalışırız. Bakalım. Vezalike ifadesi, bakın ne diyorduk? Hem var hem yok. Yani şeklen var, vurgu açısından var ama aslında yok diyebileceğimiz bir ifadedir. Çıkarın, hiçbir şey eksilmez. Sadece vurgusu azalır. Bakın, bi vad'i meşru'in diye devam ediyor. O yüzden mesela bazen burayı mesela çıkarıyorlar, sizden bunu bulabilecek misiniz diye soruyorlar. Baktınız ki her şey tas tamam, hiçbir şey eksilmemiş. O zaman özellikle buraya uyar diyebilirsiniz. İşte Türkçe'de de bu tür şeyleri kullanıyoruz. İşte bu da şöyle şöyle yapmakla olacaktır falan gibi. O bu dayı bu karşılıyor işte. Özellikle. وَهَذَا وَذَٰلِكَ daha çok zâlike kullanılacak. Ne yapmak suretiyle
yerinden, bu yörüngesinden uzaklaştırmaya çalışıyormuş ilim adamları. Bir vada'i, koymak, meşru'in, bir proje ortaya koymak. Ortası nerede hocam? Bunun ortası yok. Nereden uyduruyorsunuz? Uyduruyoruz. Çünkü dilde uydurellezi minel becer kuralları her zaman geçerli biliyorsunuz. Vada'a meşru'an, ortaya bir proje koydu şeklinde çevirebileceğimiz bir yapı. O zaman bir vada'i meşru'in, bir proje ortaya koymak suretiyle neyle ilgili? Bakın neye dair? Li talyi eşşihabi. Aslında bunu şöyle de yapabilirdi. Bi vada'i meşru'i talyi eşşihabi diye. Böyle zincirleme isim tamlaması yapabilirdi. Ama böyle çok uzun zincirleme isim tamlamalarını sevmiyorlar. Onun yerine münasip bir yerden kesip lamla kopan izafetleri bağlıyorlar. Hatırlarsanız bu lamın kopan izafetleri bağlama lamı olduğunu, böyle bir uydurma sütuna gittiğimizi anlatmıştık size. Harf-i Cerler kitabımızın baş tarafında da bundan ne yapıyorduk? Bahsediyorduk değil mi? Bunu hatırlıyorsunuz. Bunun başında harf-i cerlerin yaygın kullanım şekillerinden bahsederken. Peki hala devam edelim. Talişihab, talayatli nedir? Boyamak. Eşihab ne yapmak? Yıldızı boyamak. Neyle boyamak peki? Yıldız diyoruz hep. Bak ağzımız yıldıza kayıyor. Meteoru boyamak. Neyle boyuyorlarmış? Bir maddetin akisetin. Aksettirici bir madde. Yani yansıtıcı bir maddeyle boyayacaklarmış bu meteoru. Sonra bu da neye yol açacakmış? Bima öyle ki yüeddi ile aksi eşiati şemsi an sathihi. Onun zemininden güneş ışınlarının aksine yol açan. Buradaki akis yansıma anlamında. O zaman hani boyayacaklar üstünü. Güneş ışınları buraya geldiği zaman ne yapacak? Buradan geriye yansıyacak. Dolayısıyla da oradaki ayarları değişmiş olacak. Böyle bir hedefleri varmış. Böyle bir proje ortaya koymak suretiyle incelemeleri başlatmışlar. Peki edda ila ile kullanılıyor. Akese dedik, aksetmek. Makes bulmak Türkçemizde kullanılmış. Aksini söylemek. İşte onun bir yerde tersini, yansımasını söylüyor. Normalde böyle gelen bir şey aks yansıyınca ve böyle gitmiş oluyor. Terslik oradan ortaya çıkıyor. Sonra eşya kelimesi de tanıdık bir kelime. Nedir? Şua dediğimiz, şua tedavisi vardı eskiden. Şimdi ışın tedavisine döndü. Şiat-i şems an satahi, satah kelimesi de Türkçemizde biraz eskimekle birlikte var. Neydi? Hattı müdafaa yoktur. Satı müdafaa vardır. Ve o satı bütün vatandır. Değil mi? Öyle bir söz vardı. Peki satah kelimesi de bu. Sonra yüeddi ila'dan gidersek atıf dengi dengini olacak. Tegyir akse gitse ve tegyiri def'i lezi yuharriku şihabe. Ne yapmak? Bu meteorun efendim meteoru hareket ettiren itme kuvvetini defa. Defa yedfa'u itmek, def etmek. Onu değiştirmek. Bunu hedefleyen, buna yol açan diyor. Demek ki bu işte ayarlarını bozacaklar. Onu harekete geçiren itme gücünü değiştirecekler. Dolayısıyla da onun yörüngesi değişmiş olacak. Li yahruca şihabu an mesarihi fi ghudun qarnayn. Bundan için yapacaklarmış. Bu meteorun çıkması için. Nereden çıkması için? An mesarihi, bu yörüngesinden. Ne kadar zaman sürecinde? Fi ghudun qarnayn, 2 asırlık bir süreç içerisinde. 2 asırlık kelimesini söylemek kolay. Anında söyleyebiliyor insan ama demek ki 200 yıllık bir süreç içerisinde bu çalışmanın sonucu olarak onun gezegenin
ya da ne diyorduk efendim, meteorun yörüngesini değiştiriyorlarmış. Onun yörüngesine çıkmasını sağlayacaklarmış böyle. Şu fi huduni dalik ifadesi bugünlerde, son zamanlarda çokça kullanılıyor. Haber dilinde de çokça duyuyorsunuzdur. Fi huduni dalik diye, işte bu esnada. Biz Türkçe'de esna kelimesini almışız. Li yuharrice desek olur mu? Evet. Li yuhrice ya da li yuharrice dersek, evet, o zaman yuhrice'nin, yuharrice'nin failini tespit etmemiz lazım. Kim? Birisi çıkarması gerekecek. Eğer bu kişiler yapıyorsa bu işi, onların li yuhricu demesi gerekirdi. Öyle bir durum yok. Dolayısıyla hazır burada Şihab bunun faili olabilecek konumdaysak hiç failiyle uğraşmayız. Hani haraca Şihabu an mesarihi dediğimizde olay çözülüyor. O zaman daha basit, daha yalın bir şekilde anlayabildiğimiz cümleyi sıkıntıya sokmanın bir anlamı yok. Çünkü li yuhrice dediğimiz an müteaddi yaptık. Müteaddi demek faile ihtiyaç duyuyor, bir de mefule ihtiyaç duyuyor. Bu meful olursa o zaman fail kim olacak? Onunla uğraşana kadar daha sade işimizi görebiliyorsak mesele çözülmüş olur. Harraca yuharracu da kullanılmaz, onu da söyleyelim. Madem sordunuz, tahriç kelimesi sadece hadis-i şeriflerin tahricinin yapılmasında kullanılır. Artık yani oraya has bir bab haline dönüşmüştür. Harracahul Bukhari fi kitabil edeb. Ne yapmıştır? Bukhari bu hadisi kitabul edeb bölümünde mesela tahric etmiştir. Orada ona yer vermiştir diye kullanılır. Ya da herhangi bir kitabın tahkiki yapılırken aynı zamanda tahrici de yapılır. O hadisleri, kitapta geçen hadislerin nerelerde geçtiğini bulup tespit edip oraya kaydetmek. Peki, böyle sorularınıza dilimiz döndüğü kadar cevap vermeye çalışalım. Sizden sorular gelirse dediğim gibi onlara detaylı gireriz. Efendim bu fi guduni'den bahsediyorduk. Türkçe'de biz fi esna idalik daha çok onu kullanıyoruz. Gudun kelimesi müfredi pek kullanılmıyor. Bu şekliyle fi guduni, fi esna'i, hilale diye de anlatabilirdi. Bakın bu ikisinin yerine hilale diyebilirdi. Hilale karneyni deseydi mesela ya da muddete karneyni deseydi aynı kapıya çıkacaktı. Eyvallah efendim. Peki sonradan selam veren arkadaşlara da toptan aleyküm selam demiş olalım ve yolumuza devam edelim. Umarım takip edebiliyorsunuzdur. Sorular dediğim gibi olursa yazarsınız. Gözümden kaçarsa bir daha yazarsınız. Böyle gideriz. Peki efendim. Ve min nahiyetin uhra. Diğer taraftan temekkene ettelamizu fi ba'dil medarisi fiddüvelil mutekaddimeti min istihdamil marasidil felekiyyeti. Burada fiillerin harf-i cerlerle kullanımlarına temas ediliyor. Şu anda okuduğumuz kitabımız fonksiyonel kelimeler olduğu için bakın buralarda fonksiyonel kelime ve kalıpları boyamışız. Min nahiyetin uhra bir kalıp ifade. Bu kalıp ifadeyi toptan metinden çıkarıp alıştırmalarda yerleştirebiliyor muyuz diye sormuşuz. Ba'd, bizelike, bel bunları sormuşuz. Harf-i cerler kitabına bakmış olsaydık, harf-i cerlerde bakın ne yapardık? Biraz da bundan bakalım diyorsanız, istiyorsan böyle de yapabiliriz. Evet, birazcık küçültsek mahsur olmaz herhalde. Biraz da oradan gidelim. Burada da ne yapıyoruz? Burada da hareke değil de harf-i cerler üzerine gidiyoruz. Harf-i cerler daha koyu kırmızı. Evet. Efendim nahiye ise bakın daha açık bir kırmızı. Pekala. Tef'il babının tek bir ifade etmesi. Genel özelliklerini bilmeniz, sarf bilgileriniz önemli.
Fakat sarp bilgilerinin mutlaka sözlük yardımıyla, kamus yardımıyla özelleştirilmesi lazım. Çünkü tefil babının yerine geri geliyor. Birçok anlamı oluyor. Dolayısıyla siz hangisinin orada kazandığını, hangisinin kullanıldığını ancak sözlükten yardım alarak tespit edebiliyorsunuz. Şöyle bir hakkımız yok yani. Tefil babında 8 tane anlam var. Bunlardan ben istediğimi istediğim fiile veririm, istediğim anlamı da çıkarırım. Böyle bir lüksümüz yok. Evet, ben yine metnime döneyim çünkü orada kendimi kaybettim. Görüntümüz kayboldu. Evet, şimdi efendim gelelim min nahiyetin uhra. Diğer taraftan ne olmuş? Temek gene min. Bakın başarmış. Bakın mini ta nerede geldi? Ettelamiz kim başarmış? Öğrenciler. Ne başardı? Burada gelecek. Neredeki öğrenciler? Fi ba'dil medaris. Bazı okullarda efendim öğrenciler başarmışlar. Fi duvelil mutakaddime. Nerede? Önce dar kapsamlı bazı okullar. Bunların nerede olduğunu söyleyecek. Eddiol mutakaddime. Gelişmiş ileri ülkelerde. Neyi başarmışlar? Temek gene min. İstihdamil marasidil felekiye. Felek, uzay diyebiliriz. Ulay, uzay, düzeltelim. Uzay, marsat. Marsat da rasathane. Bakın Türkçemizde biz kullanıyoruz hala rasathaneyi. Gözlem evleri, rasathane kullanımı. Yani dürbin diyebiliriz. Uzay dürbinlerini kullanmayı başarmışlar, kullanabilmişler. Konu biraz dikkat ederseniz değişti şimdi. Biraz başka bir boyuta geçti. Bunu zaman zaman görüyoruz paragraf sorularında. Sebebi de herhalde şu, biraz uzunca olan bir mesela paragraf seçiyorlar veya konu. Oradan bazı bölümleri çıkarıyorlar. Toparlayıp işte soru çıkacak kadar bir bölümü karşımıza çıkarıyorlar. O yüzden bazen aralarında böyle biraz kopukluk da aslında hissedebiliyoruz. Ama olsun. Temek genenin fiile kullanımı var mı? Bir şeyi başarabilmek için temek gene minle kullanılacak. Fiile kullanımı olur. Hangi hususta olduğunu, yer, zaman bildirdiğini söylemek istiyorsa o zaman fiili kullanabilir. Ama başarılı, başarma temekkene minel firar diye kullanacak. Mesela kaçabildi. İstata'en doğrudan doğruya kullanacak. Temekkene min ile kullanacak. Peki istihdamil marasidil felaki. Bu bilgiler ne işe yarıyor hocam? Mesela yeri geliyor, buradaki mini çıkarıyor, size soruyor. Birçok kişi bunun burayla alakalı olduğunu düşünmüyor bile. Ya da temekkeneyi çıkarıyor. Buradaki minden yardım alarak onu bulmamız gerekiyor. Hocam biz bunlara nasıl çalışacağız? Nasıl hazırlık yapmamız lazım? Bakın bu konuda özellikle değil mi? Harf-i Cerler kitabımız alıştırmalarıyla sizi buna hazırlayacak. Çünkü alıştırmaların bir bölümünde sadece harf-i cerleri çıkarıp bunları istiyoruz. İkinci bölümünde de buradaki mesela temek genenin kendisini çıkarıp onu istiyoruz. Peki, demek ki bazı gelişmiş ülkelerde, bazı okullarda öğrenciler yapmışlar. Efendim bu gökyüzü cisimlerini izlemeyi, onları rasathane gibi gözetlemeyi başarmışlar, yapabilmişler bu işi. Peki, وَبِذَٰلِكَ böylelikle يُتَابِعُ التَّلَامِيذُ الْاَحْدَاسَ الْكَوْنِيَّةِ مِنْ دَاخِلِ صُفُوفِهِ. Böylelikle öğrenciler ne yapıyorlarmış? Burada yutabi'u, takip etmek. Tabi'u, bir şeye tabi olmak, onu takip etmek, izlemek. Öğrencilere telamiz. Peki neyi takip ediyorlar? El-ahdâs, hades-ahdâs, olaylar. El-kevniyete, kainattaki olayları. Yani burada bak, kastedilen biraz uzay. Min dâhili sufufihim, sınıflarının içerisinden. Sınıfların içerisinde otururken bir taraftan teleskop yardımıyla uzakları, uzakta kainatta olup biten
efendim uzay varlıklarındaki işte gelişmeleri, değişiklikleri takip edebiliyorlarmış. Bakın demek gene var. Ondan sonra yetabiyoya geçmiş. Maziden muzariye geçmesi biraz çok şık olmamış gibi geldi bana. Bu da işte dediğim biraz önceki sorundan kaynaklanıyor muhtemelen. Böyle biraz birbiriyle aralarında birazcık farklılık olan bir bölümü bir araya getirince bu tür şeyler olabiliyor. Olsun, maksadı anlaşıldı. Bel ve yekumune bi tasviri ma yeşaune min el ecsamil kevniyeti. Evet, kozmik olaylar desek gayet güzel olur. Teşekkür ederiz. Böyle tercüme katkılarınızı da diğer katkılarınızı bekliyoruz efendim. Bel dahası, bakın bel önceki cümle işimizi tam görmediği zaman, tabiri caizse bizi kesmediği zaman, o zaman ne yapıyoruz? Bu beli kullanıyoruz. Cümlenin belini kırıp bel asıl söyleyecek şeyi söylüyor. Ve yekumune bi, kâme bi olursa gerçekleştirmek, tasviri ne yapma, fotoğraflama. Fotoğraflamayı, neyi fotoğraflamasını, ma yeşâune ne yapmak, efendim arzu etmek, şa'e yeşâ, değil mi? Maşallah diyoruz, maşallah derken. Allah'ın dilediği şey demek. Maşallah. Yani bir şey hoşumuza gidiyorsa ona maşallah diyoruz. Demek ki bu Allah'ın dilediği bir şeydir. O yüzden böyle güzeldir, hoşumuza gitmiştir. O yüzden nazar etmeye gerek yok. Maşallah dediğimiz zaman bunun Allah'tan geldiğini bildik mi ne yapmayız? Nazar ve haset devreye girmez. Çünkü Allah vermiş. Bize onu vermiş. Bize kırmızı, ona yeşil vermiş. Ona sarı vermiş, bize pembe vermiş. Yani Allah vermişse mesele bitmiştir. Ma yeşâûne minel ecsâmil kevniyeti. Ne? İşte kainattaki, evrendeki varlıklardan istediklerinin nesini? Özetlemesini, tasvirini, fotoğraflamasını gerçekleştirmektedirler. Burada neyi anlatıyordu? Tâbe'a yutâbi'u diyordu. Burada ise tasviri söyledi. Yani takip izliyor böyle, işte gözleriyle bakıyor. Ama bir taraftan da fotoğraflamasını yapabilmesi, İşte dahasını söylemiş oldu. Bu belde o dahasını söyledi. Bakın burada tasviri ma ifadesi izafet yapısı oluşturmuş. Muzaf, muzafun iley. Ma'dan sonrası da sıla cümlesi dediğimiz isme usullerin içindeki yapı. Bu ma'min kalıbının bolca efendim kullanılacağını. Ma öyle bir şey ki onlar ne yapıyorlar? İstiyorlar. İstedikleri şey. Neyden olan istedikleri şey? Minel etsem ilke uniyet. Bu mamin kalıbının bazen mabin, bazen min ma şeklinde ters şekilde kullanılabildiğini söylüyorduk. Evet. Şimdi son paragrafa gelmiş olduk. Paragrafımız öyle çok, yani metnimiz çok yorucu bir metin değil. O yüzden zaten bildiğimiz konular. Yes'elü'l-ulemâ'u et-telâmîze. Ne yapıyormuş? İlim adamları öğrencilere soruyorlarmış. An mulâhazâtihim. Fikirlerini, düşüncelerini soruyorlarmış. Se'ele an ile kullanılıyor. Onu dendan diye çevirmek zorunda değiliz. Kur'an-ı Kerim'de de çokça hatırlarsanız yes'elûneke anil hamri vel meysir. Yes'elûneke anissâ. İşte sana içki kumarı, içkiden kumardan soruyorlar, işte kıyametten soruyorlar diye çevriliyor genellikle. Türkçemizde anlaşılıyorsa sorun yok ama Türkçedeki tam karşılığı onun hakkında soru soruyorlar. Yani onu soruyorlar. O zaman hocalar öğrencilerine, ilim adamları öğrencilere düşüncelerini soruyorlarmış. Ve yükellifûnehum, ve onları mükellef tutuyorlarmış. Normalde bitişik olması lazımdı. Boyamak istediğimiz için böyle ayrı kaldı. Evet, ellezi olmaz mı ma'nın yerine, değil mi ki? Değil mi? Şuradaki ma'yı kaldırıp ellezi koyabilir miyiz? Bir tasvirillezi yeşâune minel. Yani her ne kadar ellezî mâ'nın yaptığı işleri yapabiliyor olsa da teorik olarak böyle bir
kategorimiz var ama bu mamin kalıbı aynı zamanda. O zaman mamin kalıbının elle zimin kalıbı yok. Kalıp ifadeleri bozmuyoruz. Ma'nın ismi özür olduğunu nasıl anlarız? Evet, güzel sorular geliyor. Bir kere modern Arapça için bunu söyleyebiliriz. Ma yensuru kalıbı sizlere ömürdür diyorduk. Hatırlayanlar vardır belki. Sarf emsile de görmüşsünüzdür. Klasik okuyanlar bilir. Nasara yensuru nasran diye çekip ondan sonra ma yensuru la yensuru diye giderler. Oradaki ma yensuru sizlere ömür arkadaşlar. Yani ma'dan sonra muzari fiil görüyorsanız anlayın ki o ismi usuldür. Yoksa nafiye değildir. Olumsuzluk bildiren bir ma değildir. Çünkü Arapçada olumsuzluk için la kullanılıyor. Hem şimdiki halin olumsuzluğu, nefi hal ve nefi istikbal için. O da bizim için bir ipucu olur. Peki efendim, cümle içi olduğu için zaten istifham olma şansı kalmamıştır. Ve öyleyse bulma ismi usuldür deriz. Peki, yes'elül ulema demek ki düşüncelerini, yorumlarını soruyorlarmış. Ve yükellifûnehum, onları mükellef tutuyorlarmış. Mükellef kelimesi, bakın ismi meful. Ne ile? Kellefehu bi. Bi ba'din neşatatil ilmiyeti, bazı ilmi faaliyetler, aktivitelerle onları mükellef tutuyorlarmış. Mükellef bir sofra, mükellef bir yemek kelimesini Türkçe'de de kullanıyoruz. Yani mükellif gibi de düşünülebilirdi. İnsanı külfete sokan veya külfete sokulmuş, o vesileyle hazırlanmış olması hasebiyle isim meful de belki düşünülmüş olabilir. Evet, gök cisimleri denebilir mi hocam? Gök cisimleri el-ecsamil kevniye, evet diyebiliriz. El-ecsam, el-felekiye, el-kevniye, es-semaviye, el-fedaiye, hepsi hemen hemen aynı kapıya çıkıyor. Biz Türkçe'de kainat kelimesini kullanıyoruz. Arapçada bunun karşılığı keun, el-kevnu. Kainat canlılar için kullanılıyor, varlıklar için. El-kainat, el-hayye mesela. Yani canlı işte varlıklar derken. Biraz kelimelerde böyle içerikleri açısından farklılaşmalar oluyor ister istemez. Peki sonra kema yuvecihune, buradayız değil mi? Aziz Allah Celle, İstanbul'un yatsı ezanları okunuyor. Bir taraftan bir kulağımızla ezan-ı şerifi dinleriz, bir taraftan devam ederiz inşallah. O yükellifûne kemâ yuvecihûne fiyeten minhum ilel ulûmil kevniyeti. Aynı şekilde işte böyle böyle mükellefiyetler, sorumluluklar yüklüyorlarmış. Aynı şekilde neler de yapıyorlarmış. Yuvecihûn ile, vecih ile yüzünü bir tarafa döndürmek. Yani yöneltmek. Vecihten geliyor bakın, yüz değil mi? O zaman vecihe yuvecih olursa ne yapma? Yüzünü döndürme. فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ değil mi? Hep camilerde, kıble tarafında yazar, mihrapta. يُوَجِّهُونَ فِيَةً فِيَةً grup, bir grubu ne yapıyorlarmış? Minhum, onlardan bir grubu da yönlendiriyorlarmış. O tarafa doğru sevk ediyorlar, teşvik ediyorlar. Ne tarafa? اِلَّا الْعُلُومِ الْكَوْنِيَّ. Bu işte uzay bilimlerine diyebiliriz herhalde. Bu evrenin, uzay cisimlerinin incelendiği bilim, astronomi mi demek lazım? Evet, anlamadığımız kelimeler olursa paragraflarda ne yapmamız lazım? Anlamadıklarınızın altını geçin, devam edin. Bildiklerinizden yararlanarak oraları uydurun. Uydurellezî minel becer. Soruları da çözerken beraber bakarız. Nelere dikkat edeceğimizi de konuşuruz. Yardım alacağımız ipuçlarından da istifade ederiz. Bilmediklerinize odaklanırsanız hem canınız sıkılır hem de gereksiz yere enerjinizi harcamış olursunuz. Çünkü belki de bilmediğiniz kelimeye ihtiyacınız da olmayacak. Yani bu parçanın her kelimesi aynı ağırlıkta değil ki. Mesela çok dar bir alandan soru soruluyorsa oradaki kelimeler daha önemli.
genelinde mesela başka sorularda genel bir şeyler çıkarmamız isteniyor olabilir. Orada belki de gerekmeyecek. Peki, demek ki bu uzay çalışmalarına, uzayla ilgili uzay bilimlerine bazı bir grubu da yönlendiriyorlarmış. Son cümleye geldik. وَمِنَ الْمُتَوَقَّعِيَنْ Beklenilmektedir ki, مِنَ الْمُتَوَقَّعِ اَنْ يَزْدَادَ عَدَدُ الْمَرَاصِدِ اَلَّتِي diye başlayan bölüme hemen parantez içine alın. Bakın şuradan bir parantez koyun. Uzun giden böyle cümlelerde özellikle varsa sıfat cümlesi mahiyetindeki yapıları hemen parantez içine alın. Ki ana omurganın dışına çıksın. Ana omurgayı bir görelim önce. Evet, bildiklerimize odaklanacağız. Aynen Metehan Hoca. اَلَّتِي تُوضَعُ تَحْتَ تَصَرُّفِ التَّلَامِيزِ فِي اَقْطَارِ الْعَالَمِ الْاُخْرَى Evet, dünyanın diğer kuturlarında, yani diğer bölgelerindeki öğrencilerin tasarrufu altında konan. Arapça sondan başa doğru böyle çevrilebilen bir dil genel olarak. Atıflar hariç, yalnız ona dikkat edin. Atıflar olursa sırayla gitmek zorundayız. Atıf dışında aynı parçanın içerisinde yer alan bölümler sondan başa doğru güzelce çevrilebiliyor. Sıfatlar aynı şekilde, izafetler aynı şekilde. Ne diyor? Demek ki dünyanın başka bölgelerindeki öğrencilerin de kontrolleri, elleri altına konulacak olan marasıdın adedinin ziyadeleşmesi beklenilmektedir. Çok güzel çevirdiniz hocam. Kelimeleri yerine oturtalım diye bunu yaptık. Şimdi sadeleştirebiliriz. Hani bu dünyanın bazı bölgelerinde ileri dedikleri mütekaddim ülkelerde böyle ya, hani beklenilen ne? İşte diğer bölgelerde de, hani diğer orta halli, gariban bölgelerde de bu imkanın diğer öğrencilere de sunulması umulmaktadır, beklenilmektedir diyor. Minel mutavakka. Tevakka kelimesi geleceğe yönelik bir şey. Yani beklentiler. Mesela hava durumunda izlerseniz televizyonlarda, radyolarda minel mutavakka kelimesini bolca kullanırlar kalıbını. Demek ki geleceğe yönelik. Şimdi hemen hatırladık mı? Sorulardan bir tanesinde ne vardı? Me'mul kelimesi mi ne vardı galiba, değil mi? Yani emel, arzu. Minel mutavakka annesi. Bakın eş anlamlısını vermişler. O zaman bakın o soru burada, bunun cevabı şu iki satırlık yer. Beklenilmektedir. Neymiş? Efendim, bu marasıdın adedinin ziyadeleşmesi. Yani bu rasathanelerin sayısının artması umulmaktadır, beklenilmektedir. Hangi rasathaneler? Bu zengin ülkelerdeki rasathanelerin o ülkelerde artması mı? Yok. Diğer bölgelerde de öğrencilerin hizmetine sunulması demeye getiriyor. Yani başka gariban ülkelerde de, orta halli ülkelerde de işte bunların yaygınlaşması ümit edilmektedir, beklenmektedir. Olayı anladık. O zaman buranın cevabı buradan çıkacaktır. Hocam çok detaylara girdik, başını unuttuk diyorsanız hızlıca ne dediğimizi de hatırlayıp dönelim. Ne dedik? Evet, endişeye mahal yok. Çünkü 2880 yılından önce meydana gelmeyecek olan bir çarpma olacakmış, değil mi? 14 kişilik bir heyet böyle bir açıklama yapmış. Yaklaşık 900 yıl sonra bir göktaşı dünyaya çarpacakmış. O yüzden çarpmasın diye ne yapıyorlarmış? Onun üzerini boyayıp güneş ışığını yansıtması, dolayısıyla güneş ışığını ememediği için ayarlarının değişmesi, böylelikle de şu andaki yörüngesinden başka bir yörüngesinin değişmesi veya sapması, dolayısıyla da dünyaya çarpmaması. Bunu sağlamak için bir proje hazırlamışlar. Bunu da 200 yıl içerisinde gerçekleştirmeyi hedefliyorlarmış. Bu yörüngesinden sapma meselesini. Diğer taraftan da işte öğrenciler bulundukları yerlerden, sınıflardan gökyüzü cisimlerine, gök cisimlerini inceliyorlarmış. Böyle teleskoplar yardımıyla. Bilim adamları da onları işte bazı faaliyetler, ilmi faaliyetlerle mükellef tutup onların görüşlerini istiyorlarmış. Ve onların bir kısmını da, bir grubunu da neye yönlendiriyorlarmış? Uzay bilimleri çalışması yapmak üzere. Gelecekte de bunun işte daha farklı bölgelere de yayılması arzu ediliyormuş.
Eyvallah efendim. Şimdi geldik sorulara. Bakın soruları çözerken ilk başta ne yapıyoruz? Önce sorulara bakıp sonra paragrafı okuyoruz. Sonra şimdi paragrafı genel olarak anladık. Belki şu anda biz detaylarına kadar anlamış olduk ama her zaman bu kadar anlamak zorunda da değiliz. Yani mevcut imkanlarımız ne kadarına imkan sağlıyorsa o kadarı bize yetecek. Bazen çok anlamadığınız bir paragraftan daha çok soru doğru çıkarırsınız. Çok anladığınız, çok iyi anladığınız paragraftan o kadar çıkaramayabilirsiniz. Yani anlamayla doğrudan odaklı bir şey de değildir. Onu da söylemiş olalım. O yüzden soru çözümünde dikkat edeceğimiz şeylere geçelim. Soru çözerken sırayla çözmek zorunda değiliz. Ne yaparız? Dar kapsamlı olan varsa bunun yerini bulup oradan başlarız. Mesela 100. soruydu değil mi şu? Şu minel me'muli. Bakın ne diyor? Ümit edilmektedir ki. Buyurun. Minel me'muli dünuvvu kevkebin muzennebin mined dünya. Bu kelimelerin bir kısmını bilmiyor olabilirsiniz. Ama bu sorunun cevabı nerede? En son iki satırda. Oradakileri biraz anladık. Kelimeler de oldukça tanıdık kelimelerdi, kalıplar. Neymiş? Bu imkanların işte bu gözetleme yerlerinin başka ülkelerdeki öğrencilere de bu imkanların sunulması ümit edilmektedir gibi bir şey diyecek. O zaman bunun uzağında, bunun aksine başka şeyler söylüyorsa onları eleriz. Bakalım neymiş? Dünu yaklaşma demek. Kevkeb işte gezegen. Muzennep kuyruklu yıldız. Minet dünya. Dünyaya yaklaşması. Bir kuyruklu yıldızın dünyaya yanaşması, yaklaşması umulmaktadır. Kuyruklu Yıldız Altında İzdivaç diye bir roman vardı hatırlarsanız. Orada geçen işte Kevkeb Muzennep. Böyle bir şey bakın söz konusu olabilir. Bu kenarda dursun. El bahs an kevakibe cedidetin li inşai kavaide fiha. Ne diyor? Bahse an aramak. Kevakip, kevkep, kevakip, işte gezegenler, yeni gezegenler arama. Niçin? Li inşai kavaide fiha. Orada üsler inşa etmek için. Siz görüşlerinizi beyan edebilirsiniz bu arada. Şu niye olmaz diye de söyleyebilirsiniz. İstibdal aliyeti rasti bi ahdese minha. Gözetleme imkanlarını, ekipmanlarını, aletlerini değiştirme. Bi ahdese minha onun efendim en modern olanlarıyla. Yani gözlem aletlerini en modern olanlarıyla değiştirme. Teşkilü lejnetin fenniyetin sagiretin fil mustakbel. Ne diyor? Gelecekte küçük bir teknik komisyon oluşturma. Bakın bu lejne kelimesi geçmişti. Müşekkel kelimesi de ona göz kırpıyor. Mustakbel falan da geçmişti. Parçada geçen kelimelerden harmanlanmış, ortaya sunulmuş fakat kandırmaya yönelik bir hareket sanki. Hakemi kandırmaya yönelik hareketlerden dolayı ne yapıyor hakem? Sarı kart veriyor onun gibi. Bu da bizi kandırmaya yönelik. Şıklar genellikle böyle hazırlanıyor arkadaşlar. Parçadaki kelimelerden. Fakat ne oluyor onlar? Bizim söylemek istediğimiz, aradığımız şeyi söylemiyor. Tezayyudi minel me'muli tezayyudu el marasidi fil medarisi li tenviri telamizi. Ne diyor? Öğrencilerin nurlandırılması için. Yani aydınlatılması için. Medreselerdeki marsatların tezayüdü. Okullardaki gözlem evlerinin, işte rasathanelerin, teleskopların arttırılması. Artması ne yapmaktadır? Umulmaktadır. Bakın burada şu Adana da biraz göz kırpabilirdi. Neydi? İşte dünyaya çarpan bir meteordan, kuyruklu yıldızdan bahsediyordu. Ama me'mul bölümünde dikkat edersek ne var? Bakın oradaki me'mul bölümündeki kısım belli. Minel mutabakka en yezdade. En yezdade'yi ne yapmış? Tezayüt demiş. Adet el marasıt. Efendim telamiz geçiyor. Değil mi? Diğer bölümleri biraz yuvarlak geçmiş. Bir sonraki miydi? Evet.
Ne dedi? Dikkat ederseniz tezayüd, el marasıp bunları kullandı. El medaris de geçmişti, telamiz de geçmişti. Tenvir kelimesini kullanmadı. Biz mümkünse doğru cevapta ne arıyorduk? Farklı kelimeler, farklı kalıplar, farklı terkipler arıyorduk ki böyle kopyala yapıştır yapılmasın. Bakalım anlamış mı anlamamış mı diye. O yüzden aynı kelimelerin kullanıldığı şıklardan mümkün mertebe kaçıyorduk. O zaman doğru cevabımız Edirne'dir deriz. Madem öyle geriden başladık, geriden gelelim. Nülahız enne ba'da telamiz fil alem. Ne olmuş? Dünyadaki bazı öğrencilerin ne olduğunu mülahaza ediyoruz. Dikkat ederseniz bu paragrafın neresinde? Son taraflarında, yarıdan sonrasında meydana gelmiş. Mahrumune min edna mukavvimatit ta'limi. Mahrumdurlar diyor bazı ülkeler, bazı dünyanın bazı yerlerindeki öğrenciler. Mahrumdurlar. Neyden? Edna mukavvimatit ta'lim. Eğitim öğretimi ayakta tutan hususların en basit, en küçüklerinden, en düşük seviyedeki eğitim öğretim araç gereçlerinden bile nedirler? Mahrumdurlar. Doğru mu? Doğru. Hakikaten eğitim öğretimi en ilkel şekillerde yapmaya çalışan birçok öğrenci var. Ama parçada böyle bir şey geçti mi? Onu düşünmemiz lazım. Yutalibune esatizehum bi tezvidihim bi malumatin ekser. Öğrenciler ne yapıyorlarmış? Talebe bir şeyi sürekli talep etmek, ısrarla talep etmek. Talebe, normal talep etmek. Talebe bir ısrarla, azimle bir şeyin üzerine giderek bir şeyi talep etmek. Öğretmenlerinden talep ediyorlarmış. Neyi? Daha fazla bilgiyle kendilerini donatmalarını. Yani bize daha çok bilgi verin, bizi daha çok bilgiyle donatın diye öğrenciler ne yapıyorlarmış? Hocalarını sıkıştırıyorlarmış. Böyle bir şey geçmedi galiba. Sonra mahzuzune. Bazı öğrenciler şanslıymış. Mahzuz. Haz kelimesi buradan geliyor. Haz duydum. İşte yani Türkçe'de biraz anlamında değişiklik olmuş. Aslında şanslıyım demek. Mahzuzune haysu. Şöyle ki innehum yedrusune ilmel feleki ameliyye. Onlar felek ilmini işte astronomi ilmini tatbiki olarak görüyorlar. Peki buna yorum yapmayalım. La neymiş? Yu'cibuhum ilmul felek. Velel ma'rifetu bil etsamil kevniyye. Bazı öğrenciler ne oluyormuş? La yu'cibuhum onların hoşuna gitmiyor. İlmül felek, bakın ilmül felek bir daha geçmiş dikkat ederseniz. Bir kelime, bir kavram tekrarlanıyorsa o şıklardan birisinin doğru cevap olma ihtimali çok yüksektir. Tereddüt noktalarında bunlara bakabilirsiniz. Ne dedik? Astronomi ilmi onların hoşuna gitmiyor. Aynı zamanda neydi hoşlarına gitmiyormuş? Ve uzay cisimleriyle ilgili bilgiler, onlara dair bir şeyler öğrenmekte hoşlarına gitmiyormuş. Peki, buna da bir şey demeyelim. Edirne'de yenhadirune min userin mutavassıtatil haleti. İnhadara min, bunu sınavlarda seviyorlar bu yapıyı. Genellikle bir kişinin soyu sopu anlatılırken yenhadiru min aslin, yenhadiru min usratin gibi ifadelerde kullanılıyor. Normalde yenhadiru yuvarlanmak anlamına geliyor. İşte sanki insan böyle bir aileden yuvarlanıp gelmiş gibi. Yenhadiru min userin, usranın cevizi olarak ailelerden yuvarlanıp geliyorlar. Yani ailelerdendirler. Mutavassıtatil hale, orta halli. Orta halli hallerdendir bazı öğrenciler. Burada anlattığı bazı öğrencilerin işte oturdukları yerden ne yapabilmeleriydi? Uzay cisimlerini izleyebilmeleri. Bunu da anlatan hangisi? Diğerleri değil bakın. Onların mahrum oldukları vesaire. Böyle bir şeyden bahsetmedi. Parçamıza baktığımızda Bağda telamiz bil alem ifadesinin dengi olan yapıda bazı şanslı öğrencilerden bahsetti. Sonra dedi ki işte bunun daha diğer bölgelerde de yaygınlaşması beklenilmektedir dedi. Dolayısıyla olumsuz bir yapı hiç söylemedik. Bu şu demek. Böyle bir olumsuzluktan bahseden, bakın şu böyle hiç karartıcı bir cümle. Halbuki paragrafta hiç karartıcı bir cümle yok. Hep iyimser bak. Bazıları böyle şeyler yapabiliyor. Umulur ki bunlar da işte beklenilmektedir. Diğerlerinde de olacak falan diye.
O zaman böyle içimizi karartan türden eksi diyebileceğimiz cümlelerin üzerine bir eksi at. Bu mesela la yu'cibuhum falan filan, bu da canımızı sıkıyor. Onların hoşuna gitmiyor falan. Böyle bir şey yok ki. Atarız gider. Şu da bakın, mutavassıtatil haleden hiç bahsetmedi, gitsin. Öğrencilerin hocalarından böyle çok bilgi istemesinden bahsetmedik ki doğru cevap Ceyhan kalmış oldu. Mahzuzuna haysu innehum yedrusuna ilmel felek ameliyen, tatbiki olarak. İnsan bulunduğu yerde, okulunda efendim tatbiki olarak bu işi görüyorsa nedir? İşte bulunduğu yerden uzay bilimlerini inceleyebiliyor. O zaman farklı bir şekilde anlatmışlar ama aynı şey dolaylı olarak anlatmış oldum. Sorularınız olursa onları söyleyin. Yoksa ben devam ediyorum. Evet, şu neydi? Şihab'ın talih meselesi. Onu işlediğimiz yere ne yaparız? Hemen şöyle bir bakarız. Bu soruyu cevaplarken oraya bakmamız lazım. Nerede geçiyordu? Efendim, şu değil mi? İkinci paragraf. Bakın burada ne var? Şurada talih şihab var. Ne demek ki bu cevap buradan çıkacak. Bunun etrafı. Pergel usulüyle bunu yuvarlak içine alırız şöyle. Buraya pergeli saplarız. İhtiyaç kadar ne yaparız? Açarız. Olayı burada okumuştuk. O yüzden sadece yerini gördük. Neymiş? La yeti bi faydetin kema yuzam. Zannedildiği gibi bir fayda getirecek bir şey değildir diyor. Temmen nikâşu aleyhi fil medâris. Okullarda münakaşa edildi, incelendi, tartışıldı diyor. Emrun hayali yulla yetahakkaku ebeden. Bu hayali bir iştir, hiçbir zaman gerçekleşmez böyle bir şey. Seyemne'ul istidamel mutevakka'a beynehu ve beyne kevkebine. Ne diyor? Çarpışmayı engelleyecektir diyor. Nasıl bir çarpışma? Beklenilen. Beynehu ve beyne kevkebine. İşte o şihabla, meteorla, efendim yıldız dünyamız arasındaki çarpışma, beklenilen çarpışmayı engelleyecektir diyor. Yaktadî tekâlife bâhilaten, cidden çok büyük maliyetlere sebep olacaktır, yol açacaktır diyor. Bu bâhiza kelimesi de sınavların yine sevdiği kelimelerden biri. Tekâlif bâhiza, bâhizatü semen diye farklı şekillerde kullanımları var. Yani çok fazla maliyetin olması. Bakın maliyet meselesinden bahsettik mi? Tekerlik bahiza yok. Yuvarlak içine alır, çizeriz. Bunun hiç gerçekleşmeyeceği falan filan böyle olumsuz tablolar çizmedik, çizeriz. Faydasız olacağına dair bir şey söylemedik. Bakın, değil mi? La yeti bir fayda ifadesi olumsuz. O zaman gider. Okullarda bunun tartışılması, bakın böyle bir şeyden açıktan bahsetmedi. Neyden bahsetti? İlim heyetinden bahsetti. Onlar konuşuyor vesaire. Burada nasıl bir numara çekmişler arkadaşlar tabiri caizse? Bu numarayı da hep çekecekler, size söylüyoruz. Bakın ilk iki paragrafta geçen kelimelerden bir kısmını burayla bağdaştırmışlar. Bakın medaris nerede geçiyor? Dikkat ederseniz medaris burada geçiyor. Bundan önce medaristen ne yapmıyor? Bahsetmiyor. Dolayısıyla öncesindeki kelimeler, talih, şihab falan meselesini aşağıda geçen medaresle bir araya getirdi. Böylece bizi kandırmaya çalıştı. Biz de bunu ne yapmadık? Yutmadık tabiri caizse. Peki o zaman doğru cevabımız ne oldu? Bu temmen nikaş bölümü olmadı. Temmen artı mastar da biliyorsun meçhul yapılar için kullanılıyordu. Nukişe diyeceğimiz, değil mi? Enne talye şihabi el mezkuri mezkür olan işte bu söz konusu gezegenin ya da ne diyelim meteorun boyanması. Eğer talyin sıfatı olacaksa o zaman mezkura deriz. Hani o meteorun söz konusu boyanması diye düşündüyse. Her ikisine de gidebilir. Çünkü izafetlerden sonra biliyorsunuz gelen sıfat hangisine uygunsa ona diye bağlanır. Peki o zaman bu temme bakın kaldırır. Ne yaparız? Nakaşe fiilini çıkarırız piyasaya. Onu da meçhule doğrudan çevirebiliriz.
nukişe aleyhi fil medarisi deriz. O zaman bunu da eledik. Geriye ne kaldı? Denizde. Eyvallah Şükran Hoca. Selamlar. Dolayısıyla elimizde ne kaldı? Kala kala. Şuradaki ifadesi emni'un istidamel mutevakka'a beynehu ve beyneke ukebine. Bunu da parçanın genelinden zaten çıkarıyoruz. Değil mi? Onu çünkü görüngesinden saptırınca böylece çarpışmamış olacak. Dolaylı olarak bunu anlamamızı istiyorlar. Doğru cevabımız denizdir dedik. Şimdi bir adım atalım. Bu beyne suturdu. Bunu sona bırakalım. Şuna bakalım. Tuhbiruna. Bakın bu haber veriyor. Demek ki bu daha açık. Beyne sutur falan demiş. Bi itlaqi akmarin sınaiyetin hadise. Ne diyor? Modern akmar sınaiye dediği uydu. Yapay uydular. Sınai, sanayi kelimesi de aynı kelime. Yani sanayide üretilen yapay dediğimiz. Modern yapay uyduların ne yapılması? Fırlatılması. Atlaka yutlaku itlak. Bir şeyin serbest bırakılması. Bunlardan bahsetmedik. Bitas neyi bu? Bitatuviri. Echizetince iletin il arsaat. Arsaat rastın cemisi. Rastun arsaat. Gözetlemeler. Gözetleme işlemleri için yeni cihazların geliştirilmesi. Tavırdan tavıra geçirilmesi. Dolayısıyla da geliştirilmesi. Tatuvir. Türkçedeki tavır da buradan geliyor. Tavır. Bistidamin neymiş? Bistidamin muri'in fil mustakbelil ba'id. Uzak gelecekte ileri zamanlarda ne diyor? Efendim korkunç bir çarpışmayı bize haber veriyormuş. Muri'a kelimesi muravvi'a diye de söyleniyor. Ne yapmak? Korkuya açan tedirginlik sebebi olan şey. Bu neymiş? Tuhbiruna bi cehline. Ma yahdusu fi akasil fadai. Uzayın, fedanın nelerinde? Aksa, akasi, en uzak köşelerinde. Mescid-i Aksa da buradan geliyor diyorduk. El Mescid-i Aksa, Mekke'ye, Kabe'ye en uzak mescid. O zaman için en uzak mescid olduğu için öyle denmiş. El Mescid-i Aksa. Mescid'de biz cami olarak tercüme ediyoruz şimdi biliyorsunuz. Türkçe'de böyle. Peki ne diyor? Uzayın derinliklerinde desek herhalde mahsur olmaz. Uzayın en ücra köşelerinde, en uzak noktalarında olup bitenleri bilmediğimizi bize haber veriyor. O konudaki cehaletimizi haber veriyor. Şimdi bu belki doğru olabilir. Tamam biz uzayın uzak bölgelerinde ne olup bitiyor bilmiyoruz. Milyonlarca yıl mesafede uçak uzaklarda yıldızlar var. Onların ışıkları bize geliyor işte bu kadar yıl sonra falan diye anlatıyor bilim adamları. Ama burada paragrafta bahsetmiyorsa yoktur. Bizim temel kriterimiz nedir? Kriterimiz bir şey. Parçada varsa vardır, yoksa yoktur. Aklınızda kalsın diye böyle biraz şekillendirmeye çalışıyoruz. Taklitler yapıyoruz. Bir irsali merkebetin fadaiyetin imlakatin. Ne imlak kelimesi? Amalika. Niçin? Devasa büyüklükte. Uzay gemisi göndermeyi bahsediyormuş. Böyle bir şeylerden hiç bahsetmedik. Neyden bahsettik? İstidamin muri'in fil mustakbelil ba'id. Değil mi? Ondan bahsetmişiz. Gelecek ne diyor? İstidamin muri'a korkunç bir ney? Gelecek. Uzak gelecekte böyle bir şeyin olacağından bahsediyor. Yeni modern işte uyduların ne yapılacağından, bırakılacağından, fırlatılacağından falan bahsetmiyor değil mi? Dolayısıyla doğru cevabımızı ne yaparız? İstidamin muri'in fil mustakbelil ba'id şeklinde yaparız. Peki. Geriye ne kaldı? Geriye bir tane daha kalmış oldu. Şu değil mi? Satırlar arasında neyi görüyormuşuz? Nattali'u beynes sutur ala vücubi ademil khawfi mimma seyahdusu fil mustakbel. Gelecekte
olan şeylerden korkmamanın gerekliliği. Ala, nattali'u ala, hepsinde o yüzden ala kullanılmış. Aslında ala'yı şuraya koysaydılar tekrarlamaktan da korunmuş olurdular ama olsun. Ala ihtimali vücudi hayatin fi ba'dil kevâkib. Bazı gezegenlerde hayatın var olduğu ihtimali ne muttali oluyoruz. Yani bazı gezegenlerde hayat olabilir. Ala izdiyadi harareti şems, hızlı geçince ala izdiyadi. Güneşin hararetinin sıcaklığının artması na muttali oluyormuş. Ala vücudi miyahin ala sathil kamar, ayın yüzeyinde suyun mevcut oluşuna muttali oluyormuş. Ala tegayyuratin cevviyetin tüeddi ila telavvusil biyeti. Neymiş? Ala tegayyuratin cevviye, hava değişiklikleri tüeddi ila telavvusil biye, çevrenin bu kirlenmesine yol açan hava değişiklikleri. Bakın bunlarda telavvusil biyeden bahsedilmedi. Tegayyurat cevviyeden bahsedilmedi değil mi? Sonra su bulunması, güneşin sıcaklığının artması. Güneşten bahsettik ama güneşin ışınlarının o meteor üzerine, meteoru boyayarak oradaki yansımasını sağlamak. Dolayısıyla da işte o sıcaklığı alamayışından dolayı yörüngesinin değişmesi. Bunu hep yapacaklar. Parçada geçen kelimeleri farklı şekillerde, farklı konularda, farklı cümleler içerisinde kullanıp bizi kandıracaklar. Şunda da yani başka gezegenlerde hayatın var olma ihtimali falan böyle şeylerden bahsetmedik. Geriye ne kaldı efendim? Geriye kala kala bu kalmış oldu. O da nedir? Ala vücubi ademil havfi mimma seyahdusu bil mustakbel. Gelecekte meydana gelecek şeylerden korkmama. Niye korkmama diyor? Çünkü ilim adamları projesini hazırlamışlar. Değil mi? Ne yapacaklar? Bu 200 yıl içerisinde yörüngeyi değiştirecekler. Dolayısıyla efendim gelecekte olan şeylerden korkmaya gerek yoktur demiş oldu. Dolaylı olarak. O yüzden de beyne sütur dedi. Dolaylı olarak bu sonuca ulaşıyoruz. Korkmama meselesiyle ilgili bir şey söylememişti. Ama bizim başlığımız biraz onu ele veriyor. Şimdi doğrusu değil mi? Hakikaten la da'iye lil kalak. Aynı zamanda bir başka ifade de var. Onu ele veren. Değil mi? Neydi o? Evet, zavallı imleci mahvettik. Olsun. Evet, biraz yönünü de değiştirdik. Neydi? Efadu la da'iye lil kalak. Bakın burada da. Değil mi? Bu ifade geçmişti zaten. Korkuya mahal yoktur. Dolayısıyla bunu nasıl anlatmış oldu? Şurada mıydı? Yok. Şurada oradaymış. Beyne sütur demişti değil mi? Bakın o zaman ademi el havfi mimma seyahdus ifadesi la da'i lil kalakın farklı bir ifadesi. Böylelikle sorularımızı çözmüş olduk. Burada dikkat ederseniz 5 tane soru vardı. Eskiden sınavlardaki paragraf sorularında böyle 5 tane soru soruluyordu. Şimdi YDS'de 4 tane, YÖKDİL'de 3 tane her paragrafla ilgili çıkıyor. Böylece sorduk efendim sorularımızı, paragrafı okuduk, cevapladık. Umarız faydalı olmuştur. Sorunuz varsa alabiliriz. Bunlar Arpecerler kitabımızın bir de Fonksiyonel Kelimeler kitabımızın ortak metinleri demiştik. Aynı zamanda daha önceki paragraf soruları, başka önceki çıkmış sınavlarda. Evet, bu konuda YDS Yüklü YDT anahtar kitabımız çok işinize yarayacak bir kitap. Hem teorik hem pratik olarak soru çözümleri vesairesi. Yeri gelmişken hatırlayalım. Değil mi? Evet, aynen. Temelün paraşüt fıkrası gibi. Değil mi? Evet, kayıt yaptıran arkadaşlara irtibat için mail gelecek. Sorun olursa buradan da haberleşiriz. Yarın inşallah yeni bir kurs başlıyor. Onu da söyleyelim.
Aynı zamanda çekilişimiz de devam ediyor. Ben özellikle çekilişi de paylaşayım dedim. Yarın da çekiliş daha istedi arkadaşlar. Onu da yarın da yapacağız inşallah. Henüz kaydolmamış olan arkadaşlar varsa bu çekilişe katılsınlar. Instagram üzerinden. İki arkadaşa bunu çekiliş yapıp verdik. Bir iki arkadaşa daha vereceğiz inşallah. Derslerimizin işleyişi hakkında nasıl olacak? Bunlardan bahsedelim. Şu en son soruya bakalım. Bu videolarımız pazar akşamları müsait oldukça yapıyoruz. İşte şimdi Ramazan girmişti araya. Biraz yoğunluklar olduğu zaman yapamadık. Ama şimdiye kadar yapabildiklerimiz yapacaklarımızın garantisidir diyormuşuz. 50 değil mi? 75'ten 25'e kadar gelmişiz. 50-51 tane video bu kitaptan yaptık. Daha önceden medya okumaları diye de videolarımız var. Bizim sayfamıza YouTube'dan abone olursanız ücretsiz olarak oradan zaten size haberler gelir. Aramıza katılırsınız. Bu yeni başlayacağımız kurs tabii çok daha yoğun bir kurs olacak inşallah. Biz burada 135 ders saati dedik, 15 hafta dedik ama aslında hedefimiz YDS, o da 23 hafta yapıyor. O yüzden imkanı olan çalışabilirim diyen arkadaşlar YDS'ye kadar çalışmak üzere bu önümüzdeki 6 ayı bize ayırırsalar çok önemli bir ilerleme kat ederler diye düşünüyorum. Henüz böyle bir kayıt yaptırmamış olan arkadaşlar da ellerini çabuk tutsunlar. İnşallah yarın başlayalım. Kurslar, bizim kursumuz birkaç bilgi verelim. Özellikle böyle bu sınava yönelik aynı hedefe kilitlenmiş bir kitleyle çalışmanın avantajını değerlendirmiş olur katılanlar. Bizde epeyce bir zamandır bir tecrübemiz oluştu hamdolsun. Onu sizinle paylaşıyoruz, kestirme yolları gösteriyoruz, nelere dikkat edeceğimizi. İşte bu pazar akşamlarında paragraf sorularıyla ilgili bunları paylaşıyoruz sizinle. Eyvallah, YDS'ye kadar inşallah güzel seviyeler kat edebileceğiz. Ama diğer soru türleriyle ilgili de çokça püf noktaları var, kestirme yollar var. Onlarla da hemhal oldukça birçok arkadaşımız şimdiye kadar hamdolsun 10 puan, 20 puan, 30 puan daha fazla 40 puan artıran arkadaşlar 60'lar, 70'ler, 80'ler, 90'lar bunları zaman zaman da paylaşıyorum. Instagram'da da görmüşsünüzdür. Sizden gelenler bölümünde de zaten sabit olarak duruyor, bakabilirsiniz. Dolayısıyla onlar iyi puanlar aldıkça biz de seviniyoruz, onlar da seviniyorlar. Evet, ikinci sınıfım diyen arkadaşlar, siz hangi sınıf olursa olsun, eğer bu sınavlara yönelik çalışıyorsanız bizim bu kitaplarımızı hemen edinin. Bunlarla çalışmaya başlayın. Dediğim gibi bir kurs imkanıyla eğer bunu desteklerseniz çok daha verimli olur. Biz de size elimizden gelen katkıyı sağlamış oluruz. Haftada 3 gün, akşamları saat 9 ile 12 arası diyelim biz. Bakın şurada olduğu gibi bize ayırırsınız. Gündüzü de ödev yapmaya ayırırsınız. Yoğun bir çalışma neticesinde. Hani başka meşguliyetler de varsa onlar artık mecburi olduğunuz kadarla uğraşırsınız ama yoğun bir çalışma için kolları sıvama açısından. Ekstra metinler okuma var mı diye soru var Hatice Hoca'dan. Ekstra metinler, biz bol bol soru çözmeye odaklanacağız. Ama size bol bol okuma tavsiye edeceğiz. Okuma, dinleme vesaire sizin yapacağınız şeyler. Biz daha çok burada gördüğümüz metinlerden okuruz. Pazar günleri işte kitaptan okuruz. Onun dışında bol soru çözmek istiyoruz. Soru çözümü çünkü sınavda birinci derecede muhatap olacağınız şeyler. Peki efendim, isterseniz burada bırakabiliriz. Sorularınız olursa yine sosyal medya üzerinden bana yazabilirsiniz. İster YouTube'dan, ister Instagram'dan, ister Facebook üzerinden. Ama daha çok Instagram'ı kullanıyorsanız oradan
soruları daha iyi fark ettiğim için öyle söylüyorum. Diğerlerinde arada kaynayabiliyor. Peki efendim, katkılarınız için teşekkür ediyoruz. Şükran li husnil mutabaa ve ihtimam. Ve ila lika diyeceğiz. Çekilişimiz yarın. Öğlen saatlerinde galiba. 12.30'du galiba. Instagram'daki sayfamıza girerseniz orada detayları görürsünüz zaten. Çekilişe katılırken de dikkat edin. İki tane, iki kişiyi eklemeniz gerekiyor. Onu ihmal etmeyin ki sorun olmasın. Peki efendim, hepinize hayırlı çalışmalar diliyorum. Görüşmek ümidiyle. Selamun aleyküm.